Cümleten selamun aleyküm Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı 17 Ağustos 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Çok sıcak gerçekten çok çok sıcak bazı yerlerde de yağış olmuş bu sıcağın getirdiği yağışta. Allah herkesin yardımcısı olsun ama gerçekten yani terlememek falan imkansız. Şimdi sevgili arkadaşlar U23 milliler Konya'da şampiyon olmuş biliyorsunuz Konya'nın ev sahipliği yaptığı. 5. İslami dayanışma oyunlarında Türkiye U23 milli takımımız ee, Suudi Arabistan'ı yenerek şampiyon oluyor Konya'nın ev sahipliğinde. Biliyorsunuz Konya stadyumunu da perişan ettiler. Yani Konya spor taraftarı buna çok birazcık kızgın ama millilere kupayı getiren gol 26. dakikada Avusturya ekiplerinden Linz'de forma giyen genç futbolcu Metehan Altunbaş'ın ayağından geldi final yolunda gruplarda Senegal ve Kamerun'u mağlup edip ceza ile beraber kalmış. Yarı finalde Azerbaycan'ı 1-0 yenerek finale yükselmeyi başarmıştı. Muhammed Gümüşkaya bizim evladımız, bizim çocuğumuz. Onun da katkısı büyük. Diğer bütün futbolcuların da katkısı büyük. Emeklerine sağlık, ellerine sağlık. İşte Zenit'in Salahi için teklifi. Arkadaşlar Salahi'yi Rus basını bu arada Salahi'yi almak için birileri niyette. Rus basını Zenit'in Atilla Salahi için 17 milyon euroluk bir teklif yaptığını duyurmuş. Yani Rus basında yer alan habere göre 17 milyon euro demiş. Ya biz o kadar Putin dedik. Allah'ını seversen 17 milyon euro nedir ya? Duymamış olalım. Sizin 170 milyon euro vermeniz lazım. Ayıp. Ayıp. Adadan da talibi var diyor alternatif durumuna göre bakıyor West Ham United. E, Tilo Kehrer transferinde başarısız olması durumunda alternatif diyor. Fenerbahçeli ile 3 yılda kontratı var. Bakalım yolun sonu nereye gidecek? Yolun sonu nerede sonlanacak? Ama şu bir gerçek. Atilla Salai'nin artık yani e, rahat bırakılmayacak. Hemen hemen ortaya çıkmış oldu. Konya demişken arkadaşlar. Konya ile ilgili de bir bilgi vereyim. Konya Spor Fenerbahçe ile 29 Ağustos'ta iç sahada oynayacakları 19-15'e maç saati verilen müsabakanın deplasman sayılıp Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanması için TFF'ye başvuruda bulunmuş. Normal şartlar altında TFF'nin bunu kabul etmemesi lazım. Sebebi de şu. Fenerbahçe'nin çift deplasman yani ee, maçı vesaire olur. 3 ev sahibi maçı falan olur. Yani arka arkaya mesela defalarca deplasmana gitmiş olur. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Adana Demirspor'la Kadıköy'de, sonra Konya deplasmanı, sonra Kayseri ile evde. Diyelim ki üçü de arka arkaya evde düşünsene ikinci devre. Adana Demir deplasmanı, Konya deplasmanı, Kayseri deplasmanı imkanı yok. Arka arkaya 3 deplasman veremez. Hani e, mantık olarak ve yasal olarak bunu yapamaz. Onu söyleyeyim ha. Hem Kayseri Spor hem Adana Demirsporla görüşüp işte gelin Kayseri maçı şimdilik orada olsun, ikinci burada olsun desem bu sefer Kayseri yanaşmaz. Yani çok yönlü bir olay. Bu maç Eskişehir'de oynanır gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'nin forvet transferinde Genk Samat'ı kiraladı bir kişiden daha kurtulmuş oldu Fenerbahçe. ya yani çok şükür yanılmadım. Ee, 16 Ağustos'ta Genk'in açıklayacağına dair bir önceki videoda da duymuşsunuzdur. Samat'ta iki kiraladılar. Arkadaşlar bu olay çok başka. Bu olay çok başka. Samatta'nın maaşının 2 milyon 750 bin euroluk maaşının 1 milyon 400 binini karşılayacaklar diye biliyorum. 1 milyon 350'sini de biz karşılayacağız diye biliyorum. En azından bilgim bu şekilde istemesen de de 4 milyon euro karşılığında bon servisini alabileceği belirtiliyor. Şimdi Eylül 2020'de Aston Villa'dan 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralandı. Geçen sezon Antwerp'te geçirdi. Süper Lig'de forma gidiyor. 30 maçta 5 kez fileleri havalandırdı ki ilk 2 golünü ilk maçında atmıştı. Seferovic de öyle mesela ve Gors de öyle. Gidip o zamanlarda attılar. Şimdi Samat da Genk'te Samat olmuştu. İşin iyi tarafı bu. Yani hocam e, satın alsalar ne, almasalar ne demeyin. 4 milyon 4 milyondur arkadaşlar. Bakın Samat da zamanında Genk'te Samat oldu. Aston Villa'ya da oradan gitti. İnşallah. <laughs> İnşallah arkadaşlar. Bu arada Ertan Süzgün diyor ki Samatlar'ın satın alma opsiyonu 4 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa opsiyon zorunlu demiş. Demek ki doğrulatmış o da duyumu. Lyon'da dembele belirsizliği. Şimdi Fenerbahçe taraftarına ben bir seçenek sunsam. Musa Dembele, Alexander Şörlot, Maxi Gomez. Üçü de aynı şartlarda desem. Yüzde yüz olarak eminim yaklaşık yüzde 90 Dembele'yi seçer. Desem ki Şörlot bir, Gomez bir, Dembele bir buçuk fiyata sahip. Yine %90'ın üstünde Dembele seçilir. Şimdi Lyon'da Musa Dembele'nin yeni sözleşme teklifini geri çevirdiği belirtildi diyor. Benim bilgim dahilinde sözleşmesi biten futbolculara demişler ki ya sözleşmenizi uzatın ya da kulüp bakın <gülüyor> diye. <gülüyor> Fransız golcünün teknik direktör Peter Boş'un kendisi hakkındaki düşüncelerini öğrendikten sonra kararını vereceği öğrenildi diyor. Ve Fransız basında yer alan habere göre Dembele'nin kulübünün kendisine geçen hafta yaptığı sözleşme uzatma teklifini geri çevirdiği aktarıldı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezon takıma geri dönen Alexander Lacazette'in ardından teknik direktörü Boşsun kendisi hakkında fikirlerini öğrenmek istediği belirtildi diyor. E, tutuma karşı, teknik direktörün tutumuna karşı karar verecekmiş. Eğer sözleşme uzatmazsa gelecek yaz Fenerbahçe, Galatasaray, Juventus, Atletico Madrid gibi takımların muhtemel hedeflerinden biri olacağı öne sürüldü. Bu Juventus ne alaka? Zaten Atletico Madrid Juventus işin içindeyse biz boşuna konuşuyoruz ki. Fenerbahçe'de Galatasaray'da boşuna konuşuyor. Salak bir muhabbet olur bu. Kimse kusura bakmasın. Öte yandan Dembele'ye İngiltere'den de ilgi olduğu sözleşme uzatmaması durumda Lyon'un devre arası transfer döneminde golcü futbolcuyu para kazanarak elinden çıkaracağı vurgulandı. Acaba Fenerbahçe'de bunu mu düşünüyordu aklıma geldi. Şimdi almayalım. Şurada Kasım'a kadar zaten İTKK gider. Dünya Kupası'na kadar. Orada sakatlık makatlık olursa zaten bir ayda herkes iyileşir. Oradan sonrası zaten kolay. Devre arasına kadar idare edip devre arasında daha ucuza alırız. En azından ya da yazı yaz için anlaşırız. Uygun maliyette alırız mı diyor. Bilmiyorum ama şu bir gerçek. Dembele treni kaçmak üzere ki kaçtı da sayılır. Wanda. Wanda Nara'dan Fenerbahçe'ye teklif. Kırmızı kitap büyüsü yaparım demiş. Maruz, Mauro Icardi'nin geleceği transfer döneminin kapanmasına artık çok kısa bir sürede belirsizliğini koruyor. Arkadaşlar bu haberde Icardi'nin eşi sanırım Vanda Hanım. Yok o Marvel'daki Vanda değil. Şimdi La Gazette de La Sport. Monza vazgeçti diyor. Icardi'yi isteyen hiçbir kulüp kalmadı diyor. Icardi'nin eşi aynı zamanda menajeri Vanda Nara Vanda Nara kız iyidir be sen de Nara iyidir be Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın kapısını çalmış ve demiş ki 2024 yazına kadar PSG'den alacağı ücret olan yıllık 10 milyon euro ve bonuslar içeren bir sözleşme verin demiş Paris Saint-Germain'de 25 milyon euro zorunlu satın alma şartıyla bedava göndermeye göndermek istiyormuş Icardi'yi. Allah aşkına bunlar nasıl paralar? Etmeyin, eylemeyin. Yani Galatasaray verebilir bu paraları ama Fenerbahçe asla veremez. Biz fakiriz. Ee, yani sövüş yaz 22'yi 22'ye gönder. Boy boy sövüş resimleri geldi. Bu arada Beşiktaş da diyormuş ki biz yeterince sövüşlenmedik. Delle Ali'yi istiyoruz diyorlarmış. Delle Ali miydi? Delle Ali mi? Delle Ali mi? Neyse işte. Ya hiç mi kafa yok sizde arkadaş? Pjanic söğüşledi. Lens söğüşledi. Adem'le işte söğüşlendiniz. Ya yetmiyor mu? Yetmiyor mu? Delle Ali son 3 sezonda 2 gol 1 asist olan bir futbolcu. Disiplinsiz diye şunu Ha 3 sezon önceye gidelim. Delle Ali'yi hiçbir Türk kulübü getiremez. O da ayrı bir mesele. Ama adam futbolu bırakmış, sözcülüğe başlamış. Ya bizim bu Türk takımların bazılarına gerçekten kafa yok ya. <laughs> Hocam bir daha desene siz bizden demiş öylesiniz biz. <laughs> ya arkadaş ya hakikaten. Şimdi Allah aşkına Icardi ile ilgili ben şu duyduklarıma gülüp geçiyorum ya. Yapmayın etmeyin abi ya. <laughs> Yapmayın kardeşim yıllık 10 milyon euro'yu verebilecek olan genel zekalı varsa Batıcı'nın iflasını açıklasın ya. Ali Koç'a sesleniyorum bak. benzema boşta. Git al. Sev, Sevciyo Ramos. Ramos'u git getir. Öyle Sevda Dursun'dan falan olacak iş değil diyordu ya. O devir bitti. Sayın Aziz Yıldırım. O devir bitti. Maalesef bitti. Geçeceksiniz o deviri. Adam 2020 yazında 50 milyon euro bedelle Paris Saint Germain'e geçiyor. 92 maça çıkıyor 38 gol 10 asist. Yani sanmıyorum. Bazı şeyleri sanmıyorum. Ya diyeceksiniz ki ya Mustafa hocam hani açıkçası bize bir şey söyleyin. Yani nedir bu olay? Ya çok tuhaf olaylar var. Şimdi bir şey söyleyeyim bak bir şeyi itiraf edeyim. Bazı futbolcuları ben de istemiyorum ama Fenerbahçe'nin bazı futbolcuları gerçekten de acaba lan bizde mi çok kötü gittikleri yerde mi çok iyi? Bizde mi sıkıntı var? Biz mi anlamıyoruz diye kafamdan geçiriyorum Ozan Tufan. Hull City'ye gitti biliyorsunuz Ozan Tufan. 25. dakikadaki golüyle Burnley deplasmanda 1-0 öne geçiyorlar. 5 maçta 3. golü. Şimdi 5 maçta 3. golü. Bize ne hocam? sattık alan aldı satan sattı. Hayır bize ne olur mu? Ozan Tufan'dan bizim maddemiz var. Sonraki satıştan pay maddemiz yok mu? Hem de yüzde %50. Sonraki satıştan yüzde %50 pay maddemiz var bizim Ozan Tufan'dan. Bakın bir kez daha söylüyorum. Açın transfer marketi. Açın transfer marketi. O da yazıyor aşağıda yazıyor. Kulüp taraftı bir sene diyor. 3 milyon diyor diyor. Buraya yazmamışlar transfer markette ama Ozan Tufan'ın bir sonraki satışında %50 pay sahibiyiz arkadaşlar. Aynısı Allahyar için de geçerli. Yani oh hocam Acun bize çalışmış. Alakası yok ki bize çalışmasıyla. Galatasaray'dan da Beşiktaş'tan da birer tane futbolcu istedi. Kulüpleri tamam biz gönderiyoruz dedi. Futbolcular gitmedi. Mesela Allahyar 4.5'a gitti. Onun da bir sonraki satışından %50 pay sahibiyiz. Allahyar da dört maç oynamış. 382 dakika mesela. Ozan Tufan kaç maç oynamış abi? O da 4 maç oynamış 356 dakika. Yalnız Ozan Tufan için istatistiklerde mi hata var, bende mi hata var? 4 maç 1 gol diyor. Benim bildiğim 3. gol oldu. Yani transfer market herhalde Fenerbahçe'den gitti diye yazmak istemiyorlar. Zorlana gidiyor herhalde. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Arkadaşlar hadi size bir uzmanlık sorusu. Ee, neydi? Fenerbahçe'nin futbolcusu Lincoln Hendike. Hadi size bir uzman sorusu. Lincoln Hendike'nin kaç gol, kaç asisti var? Ya da Fenerbahçe kariyerinde resmi maçlarda kaç gole katkısı var? Hiç baktınız mı? Bakın saçma sapan bir şey söyleyeceğim size. İnanamayacağınız bir saçmalık söyleyeyim mi? İnanamayacağınız bir saçmalık söyleyeyim. 342 dakikalık resmi maç oynamışlığı var. 342 dakika. 90, 180, 270, 360. Hocam 4 maç. Yok bile. 4 maç yok bile. 342 dakikaya kaç gol, kaç asist biliyor musunuz? 2 gol, 3 asist. 5 gollük katkı. Hocam imkanı yok. Öyle bir şey olamaz. Lan burada yalan mı konuşuyorsun? Ne demek olamaz? Ne demek olamaz ya? Tabii ve ne demek olamaz ya? Açın bakın ya. Ben konuşursam bu da yer yerinden oynar ya. Açın bakın. Transfer markete açın bakın. Rezil olacaksınız. Galatasaray da rezil olacak. Göreceksiniz. UEFA çatılayacak. Açın bak. Açın şekerim. Açın. Korkmayın. İnternet sadece bende yok. Şimdi birçoğunuza sorsam ya hocam Lincoln'in top ne oynuyor ki? Lan işte bunu anlatıyorduk sezonun başında. Sezonun başında bunu anlatıyorduk. işte bu adam bu sıpa biraz daha böyle top oynarsa işi bitirecek diye. Bak çok ilginç değil mi ya? Mesela Joshua King. Ben King'i çok merak ettim. Niye merak ettim? Ya bir türlü geçer not alamadı. Sadece Kasımpaşa maçında not aldı. 4 maç 278 dakika bir gol bir asist. Tuhaf değil mi? Mesela şu anda Fenerbahçe'den Defosun gitsin dediğimiz Enner Valencia. Çok komik. Gerçekten çok komik. Gerçekten çok komik. 359 dakika, 4 gol 1 asist. <laughs> Yine burada eksiklik var sanırım. 5'e 2 olması lazım diyebiliyorum ama neyse 4 gol 1 asist olsun. 359 dakika. Yani 4 maç 4 gol 1 asist. Çok tuhaf değil mi? Serdar Dursun. Kaç dakika oynamıştır Serdar Dursun Fenerbahçe'de? 209 dakika. Bir gol bir asist. Az. Ama hep sonradan girdiğini unutmayalım. Mergin Berisha işte en enteresan istatistik geliyor karşınıza. Mergin Berisha 16 dakika bir gol. Şimdi Fenerbahçe taraftarı 16 dakikada bir gol atan Berisha için diyor ki açılır. Ben umutluyum bu sene bir şeyler olur. Ama Valencia'yı gönderme niyetine. Çok enteresan taraftar kitlemiz var. Gerçekten bak. Çok enteresan. Emre Mor konusunda. Aa, bugüne gece hayatına düşer. Şöyle böyle diyor. Adamın iki tane golü var. İkisi de çok kritik ya da Kritik zamanlamalarda. Ama ben buradayım diyor. Diego Rossi. Merak ettiniz mi Rossi'nin gol asist sayısını? 6 maç 437 dakika 1 asist. Fakat... Aralıksız maç yapan Rossi'nin dinlendikten sonra yapacakları ben çok merak ediyorum arkadaşlar. Zaits sorsam Zaits'in kesin gol katkısı vardır dersiniz. 4 maçta sadece bir asisti var ama Zaits'in de düzelme meyili var. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası biz kendi perspektifimizden bakıyoruz ama ortada da şöyle bir gerçek var. Fenerbahçe'nin futbolcuları acaba çöplediğimiz kadar çöp mü gerçekten de yoksa biz mi biraz ön Bunu düşünmenizi özellikle ve özellikle rica ediyorum arkadaşlar. Yani forvet transfer konusunda Icardi kesinlikle palavra. Musa Dembele konusunda ben beklemiyorum. Siz de beklemeyin. Bakın bir önceki videoda da söyledim. Samat'ta gittik gözümüz aydın. Atilla Salahi kalacak gibi duruyor. Pelkas'ın transferinin çoktan açıklanması lazımdı. E hocam biz burada başka ne iş yapacağız? Dellali sövüşlemeye gelir. Ozan Tufan konusunda bunu da söyledim. Futbolcularımıza da destek çıkalım. Bu arada ben az önce Berisha e dedim ama Transfer Market yanlış bir şey yapmış. Fenerbahçe kadrosuna göstermiş futbolcuyu. Bu benim hatam değil arkadaşlar. Umarım subliminal mesajı da aldınız. Görüşmek üzere.